ısrarla çirkinleşmeye, ısrarla kötü yüzünü göstermeye devam ediyor. Bu sefer de takmışlar İngiltere'den gelen çöplere. Evet, yanlış duymadınız. İngiltere plastik çöplerini bize yolluyor. Uzun zamandan beri bunun peşindeydik zaten. Çalışmalarımız sürüyordu. Çalıştık, çabaladık. Önceleri biraz daha azdı. Giderek hükümetlerimiz çalıştıkça bunu ne yaptılar? Çoğalttılar. Şu anda biz dünyada sıkı durum ikinci büyük ülkeyiz çöp alımında İngiltere'de. Malezya ne yazık ki hala yukarımızda. O Malezya'yı da ben en kısa zamanda aşağı alacağım. Çünkü bu konu hassas bir konu. Arkadaşlar, değerli basın mensupları. Şimdi senin adın ne ya? Sarı sarı sana diyorum, Sarıçe. He. Toplantıdan sonra bir telefon falan bırak da bir akşam yemeğe çıkalım. Sen anladın. Evet. Vallahi. Evet. Çöp arkadaşlar bakın muhalefet diyor ki ya çöp alıyoruz da biz işte para mı veriyoruz? Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, biz çöpe para vermeyi para alıyoruz ya. Evet, gerçekten. Vallahi adamlar salak. Plastik çöplerini bize veriyor, bir de üstte para veriyorlar. Ben böyle bir ülke görmedim. Aramızda kalsın. Şşt, off the record. Çaktınız dalgayı. Kayıt dışı bu kısmı çıkartın. İngiltere duymasın. Aman, aman İngiltere duymasın. Evet, arkadaşlar, muhalefet ve bazı basın organları bizim üzerimize geliyorlar. Çöpten size bir çöp çıkmaz. Bakın eskiden bu bizim Sarıçıyan hatırlamaz daha küçük maşallah. Eskiden İngiliz ipi diye bir laf vardı. Asılacaksan İngiliz ip, İngiliz ipiyle asıl. İngiliz kumaş diye bir laf vardı. Şimdi yeni lügatimize bir şey daha ekleniyor. İngiliz çöpü. Boğulacaksan İngiliz çöpünde boğul. Saygılar sunuyorum iki kişi.